Merhaba sevgili koçlar. Bugün 18 Temmuz Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün hareketli, cesur, atak doğanıza uygun enerjiler söz konusu olacak. Yaşamınıza katmak istediğiniz yeni durumlar için, yeni girişimler için hareket etme isteğiniz artabilir. Farklı yerlere gitme, değişik insanlarla tanışma durumları gün içerisinde karşınıza gelecek. Özellikle öğleden sonra şartlar sizin için daha olumlu olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Temmuz Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay sabah saatlerinde Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Daha kararlı, hırslı, tutkulu olacağımız bir gün içerisindeyiz bugün. Öğle saatlerinde Ay Güneş'le trine açı yapıyor. Bunun yanı sıra aynı saatlerde Venüs'le de kare açı yapıyor. Özellikle sosyal ilişkilerde ve ilişkilerde bazı yoğunluklar yaşayabiliriz. Bayanlarla ilişkilerde bazı zorlanmalar olabilir Ay Venüs karelerinde. Bunun yanı sıra Ay Güneş kareleri, trine açıları günlük hayatımızda bize yardımcı olan, destekleyici görünümlerdir. Bugün özellikle bayanların öğle saatlerinde güzellik, bakım, estetikle ilgili konularda biraz daha temkinli olmaları gerekiyor. Çünkü istedikleri sonucu almakta zorlanabilirler. Ay 14-15'te boşluğa girecek ve akşam 20-55'e kadar boşlukta olacak. Bu aradaki süre içerisinde de günlük işlerimiz biraz yavaşlayabilir. Hızlı sonuçlar almakta zorlanabiliriz. O nedenle önemli alışverişler ve toplantıları ertelemekte fayda var. Günlük işlerimizle de ilgilenmemiz doğru olacaktır. Akşam 20.55'ten sonra Ay Yay Burcu'na geçecek. Biraz daha hareketli, dışa dönük, pozitif, iyimser enerjiler gündemde olacak. Gün boyu Yengeç Burcu'ndaki Merkür retro hareketini sürdürüyor. Ay düğümlerine açı yapıyor. Bunun yanı sıra Şiron'la da üçgen bir açı yapıyor. İlginç bazı durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle geçmişten gelen bazı kişiler, aile üyeleri veya geçmişle ilgili bazı sorunlar, aile meseleleri bugün tekrar gündeme gelebilir ve onları çözüme kavuşturmak için de güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz. İlişkilerimizin olumlu ilerleyeceği bir gün olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.